Uyumaya sebep arama. Yemeği daha fazla yiyeyim diye, iştah açıyor diye biber koyma. Az yemeği sebep ara, çok yemeği sebep arama. Hizmet edeceğim namı altında hizmete muhtaç olmayın. İtfaiyecilik yapayım derken itfaiyeye muhtaç olmayın. Yeter ki şu, yeryüzünde bu ders okunmasın. Ekmek paranla çalışacaksın ama bu dersi bırakmamak adına maaşı yüksek, hizmetten geri bir hizmete geçmeyeceksin. Ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Vazifemiz kutsiyedir. Hizmetimiz ulvidir. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Risale olan 6. kısım Kur'an-ı Hakim'in tilmizlerini ve hadimlerini. Tilmiz? Talebelerini. Direkt Kur'an'ın talebesiyiz. Bir de hadimlerini, talebe ve hizmet edenleri ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır. İkaz etmek, sonra aldanmamak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ilellezine zelemu fetemesekumunnar. Sakın zalimlere en ufak bir meyil duymayın. Sonra size ateş dokunur. En ufaka, zalime meyletmeyeceksin. Evet, birincisi hubuca, baş olma sevdası. İkincisi korku. Üçüncüsü açgözlülük, tama. Dördüncüsü menfi milliyetçilik. Beşincisi enaniyet. Altıncısını okuyoruz. Şudur ki insandaki tembellik ve temperverlik, rahatına düşkün olmak. Bir de vazifedarlık damarından istifade ediyorlarmış. Ehli dalalet bunu aktif ediyor. Bu yani mutlaka bir tane yakalıyorlar seni. Yani böyle dedektörle bakıyorlar. Bunun zaaf noktası neresi? Böyle bakıyor böyle. Bu bucağı yemedi. Korku yemedi. Enaniyet yemedi. Tamah yemedi. Bilmem ne yemedi. Mutlaka bir tanesiyle yakalıyorlar ya. İnsandaki tembellik ve temperverlik vazifedarlık damarından istifade eder. Evet, şeytani ins ve cinni her cihette hücum ederler. Şeytani ins ve cin. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlaslı. Niyeti bu. Himmeti de âli. Yani gayreti de büyük. Gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Kime ederler bunu? Hücum. Faldır küldür adam seçmezler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakati kuvvetli, Risale-i Nur'a bağlı, niyeti ihlaslı, himmeti de büyük. Bu insanlara hücum ediyor. İçimize girip takip ediyorlar değil mi o zaman? Evet. Mesela? Burada oluyorlar. Yoksa dışarıdan nasıl görecek ki seni? Mesela bir beis yoktur herhalde bu demeye. Bir gün bir rüya veya halet. İki kişi içimizde olduğunu bana ikaz ediyorlar. Bak, iki kişi içinizde var. İki kişi. Bunu köylerde de var. Hem sağdan hem soldan iki tane hafiye var. Her köyde var. Ücret alıyorlar. Hafiyelik yapıyorlar. Casusluk yapıyorlar. Hele cemaati bırakırlar mı? Bırakmazlar. Ne yaparlar? Çekerler. Kamera çekerler, şey çekerler. Yani mutlaka bir şey bulmaya çalışırlar. Peki bize ne zarar verebiliyor? Aslında da onlara da söylüyorum, bizi daha çok ihtiyatlı, daha çok akıllı, daha çok dindar yaşamama vesile oluyor. Aman dikkat edeyim, şuralara bir yerlere gitmeyeyim. Aman ha, daha çok dikkatli, takvalı yaşamama sebep oluyor. Aman hizmete zararım olmasın diye daha çok ihtiyatlı şey yapıyorum. Bugün bir yerdeydim, namazı da kıldırdım, akşamı kıldırdım ben. Mühim bir yerdeyim. Adam, sen falanca mısın diyor. Hadi Türkiye'de böyle. Almanya'da elektronik mağazayı dolaşıyorum. Başıma geçeni aynı söylüyor. Yalan söylemiyorum size. Elektronik cihazları biraz şey mi var? Merakım var. Mağazayı dolaşıyorum Abdullah. Bremen'de. Bremen hafendi. Bremen hafendi. Sonra neyse kaç dakika belki de yarım saat dolaştım. Çıktım tam arabaya binecektim. İki tane kadın geldi. O zaman da imamım. Kuksa Efendi imamım. Diyanetin camisinde. Bir baktım hiç Alman'dan farkı yok İbrahim. Dedi ki, hoca efendi dur dedi. Mağazaya girdin çıkana kadar takip ettik seni. Seni tebrik ediyoruz. Edepli bir hocaymışsın. Aynı böyle dedi. Ben daha beter utandım, daha beter acayip. Tamam, edepli dedi tamam ama. Vay be. İki tane bak hoca, hafız. O hafızda şu anda dört tane hafız var önümde. Bak bana dediler aynı size de diyorlar. Hadi kendin zarar verdin kendine. Ama bir de temsil etmiş olduğun şeye acayip. Bak tebrik ediyoruz. Bizzati böyle kendisi ifade etti. Seni takip ettik. Bizi ne yapıyor?
ihtiyate sevk ediyor. Onlara duyurulur. Ama bu işte vazgeçer mi? Yok, işi bu. Yılan yılanlık yapacak, domuz domuzluk yapacak, çakal çakallık yapacak. Mübarek hayvanlar da mübarek. Arı da bal yapacak. Sığır da süt üretici yapacak. Herkes işini yapacak. Ve seviyorum da bu işi. Yani hareketli böyle, düşünceli böyle. Yani dünyada bu şekilde yaşama hoşuma geliyor. Mücadele kanıma işlemiş. Mücadeleyi seviyorum çok şükür. Kimlere musallat oluyor diyor. Niçin uzattım? Zannedersiniz ki böyle hayatımdan kesit veriyorum ki unutmayasınız diye. Bak beni takip ettiler elektronik mağazada almaya da. Bakayım bu ne yapacak? Tanımıyorum ki, yeni gelmişim imam. Ama onlar beni biliyor. Teravih'e gelmiş. Öyle biliyorlar. Salih'i de biliyorlar. İnşaata bakayım ne yapacak? Boru döşerken, pima pençe atma yaparken. Bakayım hangi binalara doğru bakacak. Bu adam biraz önce namaz kılıyordu. Abdullah dini bize anlatıyor. Hepimiz öyleyiz arkadaşlar. Benimle alakası yok bu iş. Kimlere? Arkadaşlarımızdan bir. Metin kalpli olanlara. Kalbi sağlam. Sadakatli, kuvvetli. Niyeti ihlaslı. Resul. Dört. Himmeti âli. Onlarla hizmete zarar verecek. Sokaktaki bir Müslüman hücum etmeyle bana hücum etmesi aynı mı? Aynı olmaz. Tembellik, temperverlik, vazifedarlık damarı. Rahatına düşkün. Fok balığı. Yani acayip. Onu da neyle yapıyorlar şimdi? YouTube'larla. Derse niye gelsin ya? Derse niye gelsin ya? Oturuyor. Canlı yayında var böyle. La kararlı kuru varken. Ne yapacak yani bunu? Bahanesi de var. Korona var diyor. Ama işe giderken otobüste hınçkınç korona yok. Maça giderken korona yok, camide korona var. Şeye bakın, böyle alışveriş merkezinde korona yok. Böyle şeylerde korona oluyorsa, nasıl oluyorsa. Hasan abi, tevafuk etti de bir şey sorabilir miyim? Sor. Gelmeden önce birisi aradı da, Hasan abiye şu soruyu sorar mısın dedi. Burada bu derste bir sirayet var, bir insiba var ya abi. He. Ben bunu evde canlı yayında veya YouTube'da izlesem de o olur mu diye soruyorum. Şimdi gelmeden önce. Peki ben baklava yesem, o da oradan seyretse karnı doyar mı? Aynen iletmişsin. Ha, Allah öyle bir Allah'tır ki. Ama gelme şansı yok, kadındır. Gelme şansı yok, devletler arasıdır. Allah onu ayrıca muamele ediyor. Onlara ayrı sistem çalışıyor. Ha, şimdi buradasın, oradasın, gelmiyorsun. Bak bunlara inayet hassa, imdadat hususiye, ihsanat-ı mahsusa. Bir tane de vardı, dört tane. Bunlara özel çalışıyor. İmdat, inayet, ihsan, İltifat mıydı? İltifat-ı rahmaniye. Onlara özel çalışıyor. Bu esbab üstü. Mesela kadındır, girmiş. Hastadır, hastanededir, devletler arasıdır, şeyler arasıdır. Onlara ayrı Allah bu sistemi çalıştırıyormuş. Aynı burada gibi oluyor. Ama yok şu Beylikdüzü'nde, yok şuradadır. Hatta buraya gelmenize de gerek yok. Bu uzak. Kardeşim sizin yakın olan derslerinize sahip çıkın. İşimize sekte ve hizmetimize futur vermek için. Şey demişti ya, hep hatırıma geliyor. Senin çatalcalı. Şeyde elektrikçiydi. Cemal. Birisi işte. Yavaş ol. Ondan sonra dedim ki Allah ile aran nasıl dedim. Hiç unutmuyorum. Yine burada oldu. Ne demek hocam dedi. Allah ile aram nasıl? 1900 dedi. 77'de dedi. Kayınvalidem haca gitti dedi ya. Kayınvalidesi. Haca gitmiş. Dedim ki kayınvalidem baklava yiyor mu dedim. Yiyor dedi. Senin karnın doyuyor mu? Allah Allah. Şey yapacak. Gelmeyebilir. Ama dört şartla Allah şey yapıyor. Hem sordunuz, beraber müzakere gibi oldu bu ders ha. Bir insan mesela Sibirya'dadır. Yerin altında madende çalışıyor. Uçaktadır. Ameliyatta doktordur. Hasta ameliyat uzadı. Namaz kılamadı. Derse gelemedi. Yani dini duymadı. Terör dini duydu. Bütün sorunlarınıza cevap şu. Bir insan ne kadar mesuldür? İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyeti kadar. Bu bir tabirdir, girmeyeceğim. Bir insan mesul olabilmesi için iktidarı, ihtiyarı, salahiyeti, mesuliyeti kadar. Mesul. Mesela eli yıkamak abdeste farzdır ama kolsuza farz değil. Mesela çamaşırı temiz olması lazım ama tansiyonudur, astadır, idrar kaçırıyor. Ezandan sonra abdest alsa, her tarafı pislik dayıyorsa namazı ve abdesti aynı şeydir. Yeter ki ezandan sonra alsın. Onu da yapamıyorsa diyor, önceden de alsa olur. Yatalaktır yatak. Ne güzel bir Allah var ya. Allah o kadar hoş ki ya.
O kadar hoşuma gidiyor ki çok şükür. İşimize sekte, sıkıntı. Hizmetimize futur vermek için onların tembelliklerinden. Bize ne alakası var tembellik? Ve temperverliklerine ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Aramızda tembeller var. Biziz, benim, sensin. O gün tembellik yaptık. Biliyor musunuz? Sirayet ediyor. Zarar veriyor. Mesela bilinen insan Tepecik'te derse gelmiyor. Niye? Tembel. O sirayet ediyor. Şu anda mesela ben yapsam ki... Sizde dolmaya başlar. Yani basit. Zor tutuyor. Yani sigara içmesen, sigara içenin yanında olsan gibi. Sirayet var ya, sirayet kanunu. Böyle. Birbirimizin imanı, birbirimizin kemalatı, takvası, usta söylüyor galiba. Sirayet ediyor. Hatta takvası diyor, takva siperine kuvvet veriyormuş. Sen mesela Abdullah, sen tek başına çalışırken arkada senin cephanene, senin siperine, senin hasenat defterine tıkır tıkır yazıyor. Senin amelin bana yazılıyor. Bugün de ben birisiyle, yeni birisi. Adam diyor ki, dedim niye şaşırdın? Şaşıracaksın böyle, bir yerdeydim de. Dedi ki, Allah hakikaten bu kadar akli ispatı var mıydı ya diyor. Dedim sen Allah'ı nasıl anlıyordun? Ya teselli için diyor, zannediyordum bu işleri diyor. Teselli için, cenaze şeyler, hastalık, kanserler olunca teselli için. Ya tövbe estağfurullah, lastiğin patlarsa istepne lastik gibi ya. Allah ihtiyaç mıdır diye başladım. Adam bir şey demedi, ben devam ettim. Hakikaten diyor, Allah hakikaten akli var, akli delilleri var diyor mesela. Görüyor musun? Sirayet ediyor arkadaşlar, senin halin sirayet ediyor. Onlar öyle desiselerle onları hizmeti Kur'an'dan alıkoyuyorlar ki... Haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Şaşıracaksınız. Okuyacağım Kastamonu'da da. Mesela müdür mü çok daha güzel hizmet eder okulda. Öğretmen mi? Anlatan bir insan düşün. Anlatırken müdür olsa. İbrahim. Ustad Kastamonu'da söylüyor galiba. 197 miydi? Bak onlara haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. O paldır küldür değil. Ulan öğretmensin ya. Müdür olacaksın. Ne güzel hizmet ya. Allah Resulü'nün aynısını yaptılar. Yani böyle şey yapacağına 6 tane iman esasını işte senden bir şey istiyoruz. Sen 6 tane iman esasını işte. Putumuza dokunma. Başımıza geç. Devlet reisi ol. Her şeyimizi verelim. Sen ama bir heykellerimize dokunma. Öyle mi? Teklif ettiler mi abiler? Peygamber'e. Ettiler mi? Ettiler. Peki Peygamber Aleyhisselam durdu. Ben şimdi benim mantıken insan olma kafasıyla sizin gibi ben de düşünüyorum. Tamam lan başa geçelim. Dokunmam ya ilk seferde ya. Ne dokunayım ki put şeyin ilahlarına? Geçeyim. Güçleneyim. Devleti kurayım. Ordum orada. Her tarafı tam onları ezecekken. Hah şimdi söyle. Ama Allah öyle yapmadı. Kafirin süresi geldi. Kabul etme dedi. Onların dinini. Onun senin dinin senin diyor. Bırak diyor. Uzak dur diyor. İhtilat etme. İşlerine girme. Dışarıda ol diyor. O ustad da diyor ki iman küfür aynı dükkanda şimdi satılıyor. O zaman ayrılmıştı. Şimdi bir insanda iman alam imandır ama küfür alameti var. Adam yalan söylüyor. Vallahi bunu şunu aldım diyor. Yalan söylüyor. Bu münafıklık alametidir. Konuştuğu zaman yalan söyler. Sonra münafığın sözünde durmaz. Emaneti ihanet eder. Münafıklık alameti. Ama Müslüman. Lan bir bakıyorsun namaz kılıyor. Bunu da yapıyor. Eskide işte o zaman bu tamamen ayrılmıştı. Namaz kılan bunu yapmıyordu mesela öyle mi? Yapmıyordu namaz kılan. Ustana dedi ki, tamam, insanları şart mı etmek istiyorsun? Şeyh Sünusi'nin yerine vaaz-ı umumi doğuda, 300 lira maaş, istediğin bir villa, milletvekilliği, nereye istersen, hangi cami, ulan şu camiye vaaz edeyim şimdi. Ulan bundan daha cazip teklif olur mu? Ustad meclisi terk etti, gitti. Vallahi bana teklif etseler, ulan İstanbul'un her yerinde vaaz et. Ustana diyorlar ki, doğuda vaaz-ı umumi Mehmet, vaaz-ı umumi. 300 lira maaş, istediğin bir villa, milletvekili. Lan bundan daha cazip olur mu? Lan kar... Bizim cebimize 300 lira değil ha. He? Şimdiki 300 lira gibi değil ha. 300 tane cumhuriyet altını demek. 300 tane cumhuriyet altını. Bir ayda. Bir ayda. 600 bin lira. Ya, peki... fark ediyor musunuz şey, dikkat ettiniz mi? Yalnız meblağlar teklif eden isimler farklı, sistem aynı. Allah Resulü'ne teklif edenlerle... Aynı. Aynen ustada ettiler. Aynen. Yani teklif eden isimler farklı, meblalar farklı.
Sen başımıza geç, Allah Resulüne dediler. Eşimizi de istiyorsan boşayalım verelim sana. Ne istiyorsan, o tarafın varsa. Para pul, her şey senin olsun. Bir bizim o içeride olan putlarımıza dokunma. Bir ona dokunma, hiç laf etme. Hizmet mi? Ne yaparsan yap. Ama buraya dokunma. Usta da dediler ki, şu maaş vereceğiz billah. Vaaz-ı mümin. Ama bizimle beraber ol. Bizimle beraber oldun, bize dokunma. Bize karışma, yaptığımız işlere karışma. Sen vaaz et, Allah'ı anlat. Kur'an'ı anlat. Ama bizimle beraber ol. Allah da diyor ki, ihtilat etme. Onlarla beraber gözükme. Onlarla, onların içinde hizmet olmaz diye hadis-i şerifin ikazını aldım diyor. Ve Ankara'dan Van'a, Erek Dağı'na çekildim diyor. Öyle mi abiler? Yani hadis-i şerifin ikazıyla onların içerisinden onları inkaz edemezsin. Onların yanında isen halkın sana muhabbetleri senden dolayı onlara da olacak. Onun için şimdi mesela ustada iftira da ediyorlar. Vay be, Abdülhamit'e hal şey yaptılar falan. Yani bu kadar. Yani tarihçi hayat ortada, iyi ki var ya. Ustad diyor ki Abdülhamit, senin idare, şahane idarene, o kelime var ha. Senin şahane idarene bu millet kefildir. Ama sıkıntı var Osmanlı. Çıkış yolu gösteriyorum sana diyor. Beşiktaş'taki o şeyse. Oraya zebaniler dolaşacağına, Yıldız Sarayı'na. Zebaniler dolaşacağına, alemi İslam'ın önde gelen muhabbet, gönül sultanları var. Onlara şey diyorlar, kanaat önderleri şimdi. Gönül sultanları. Filipin'de, Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da, Suriye'de, Arabistan'da, her tarafta alimler var. O alimleri al, Yıldız Sarayı'na bunları dolaştır. Ne olacak? Onların tanımladığı, onlara verilen muhabbet, onları kimler seviyorsa o alimleri, o alimin de sevdiğini sever bu millet. Dolayısıyla muhabbeti de sana verecekler. Evham etme ey şefkatli padişah. Ay böyle diyor ya. Ey şefkatli padişah, evham etme. Senin şahane idarene bu millet kefildir diyor. Sana güveniyor, seni seviyor. Evham etme diyor ya. Ama bunu yap diyor. Kuvvet verdi istihbaratçını. Aa ver ama esas yapacağın saraydaki o zebanileri değil. Biraz gelin bir ders oldu ama nasıl olduysa. Alimleri dolaştırın diyor. Şimdi diyorlar ustad hal fetvası şey yapmış. Bunu değil mi ya? Tarihçede geçiyor. Acayip. Senin şahane idarene. Girin görün. 197 yer okuyacağım sevgili arkadaşlar. Haberler olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. 426. Aslında bizim Bilal Hoca'yı da en son müdür yaptılar ya. Ya hep aklımda o. Değil mi? Maalesef. Öyle bir hizmet ediyordu ki. Evet bak diyor ki. Mesela bana nurları tanıtana ne hizmetleri vardı. Yani ulaşmadı hiçbir şey yok. Teknik lisede ve sanat okulunda olan onun dersini, onun tebliğini duymayan mezun olamazdı. Mümkün değil. Mutlaka atölyesinden veya girdiği derslerden mutlaka duyardı. Müdür olunca daha gören olmadı. Evraklarla meşgul oldu. Ama daha önce insanlarla meşgul oluyordu. Bir tanesi benim. Biliyor musun? Ne oldu? İşte okula kömür lazımmış. Memur izin alacakmış. Şeyi önlemeye çalıştı işte o kadar. Para yeniyor. Bırak gelsin zaten ya. Para yense ne olacak? Gelmese ne olacak? Ama insanın zayıf damarı işte. Yapma dedik ama olmuyor işte. İmtihan olacaksın. Halislere futur veremediklerinden başka meşgaleler bulmakla çalışmalarına zarar veriyorlar. Vay be. 147'de ne diyor biliyor musun? Vay be, üstten okusaydın abi ya. Okuyayım, üstten mi okuyayım? Baştan. Yani o mektubu baştan yani. Tamam. Aziz Sıdık kardeşlerim, Risale-i Nur'un intişarına ve futuhatına karşı gelen biri semavi, Risale-i Nur'un yayılmasına engel olan biri semavi, biri arzı iki musibete, iki musibet mukabele edecek ayrı bir inayet-i ilahiye cilvesi görülmeye başladı. Arzı ve insanı olan musibet. Niye Risale-i Nur yayılmıyor veya yayılırken engel olunuyor? İsparta'da ve İstanbul'da olduğu gibi, nerede? İsparta ve İstanbul'da olduğu gibi, Kastamonu'nun havalisinde de Ehl-i Dalalet, Risale-i Nur'un intişarına ses çekmek için has talebelerin ve ciddi çalışanların şeftlerini kırmak ve onlara futur vermek için ayrı ayrı tarzlarda umumi bir plan dahilinde taarruz ediliyor. Halislere futur veremediklerinden başka meşgaleler bulmakla çalışmalarına zarar veriyorlar. 147'de esas bu da var da 147'dekini bak görün. Arzi bir musibet yani abi. Arzi bir musibet.
Yani dünyevi bir bela. Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanane taarruzdan vazgeçip dostane hulul edip dostane hücum etmiyorlar. Biz de sizdeniz ya. Beraberiz ya. Şakirtiz ya. Kardeşiz ya. Arkadaşız ya. Cemaattanız ya. Görmedin mi orada? Gözükmek istiyor falan. Artist böyle. Herkese gözüküyor. Ne yapıyor? Düşmanane taarruzdan vazgeçip dostane hulul edip. Hulul? Sızma. Has talebeleri ne yaparlar? Risale-i Nur'un hizmetinden geri bırakmak için memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar. Lan memuriyet işte de devletin şeyini attın, demir attın ya orada da hizmet edersin ya. Memuriyet gibi meşgale buluyorlar veya terfiyan işi çok diğer bir memuriyete, öğretmenlikten müdüriyete vay ve diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada on eviden çok vakalar var. Bu taarruz bir cihette daha zararlı görünüyor. Bakın arkadaşlar, adam öğretmen, o okulda onun dersini dinlemeye yok. Ama müdür oluyor, onu gören yok. Evraklarla boğdular. Yapmayın. İki, biz siz oraya geçelim, hulul edelim, güçlenelim, hakim oluruz. Hayır, ehli dalalet bilsin ve biliyorlar. Biz, cephemiz belli. Hululla işimiz yok bizim. Peygamber'e yapılan teklif, ustadımıza yapılan teklif belli. Peygamberimiz ayetle ikaz edildi. Kul ya eyyühel kafirun la abudu ma ta'budun ve la entum abidun abidun illa ahir. Gel başımıza. Hulul onlara girmedi. Cephe ve makamlar, mekanlar, saflar net olacak kardeşim. Bunu dindeki adını söyleyeyim. Hak batıl karmasını yapana deccal deniliyor. Bu sisteme deccaliyet deniliyor. Decdiyet bu. Decdiyet. Hak batıl, mesela bir dükkanda satılıyor. Adam yalancı ama namaz kılıyor. Sözünde durmuyor. Emanet ihanet ediyor. Bak bir dükkanda eski dahası saadette iman küfür netti. Şimdi bir bakıyorsun namaz kılıyor. Menfi milliyetçiliği. Yani menfi milliyetçilik kafir zındık olsun. Galatasaray Fenerbahçe gibi milliyetçilik. Ya Türk milliyetçiliği ya Kürt milliyetçiliği. Oradan yok. O kim olursa olsun. Bizden mi tamam. Öteki tarafta namaz kılıyor şeydir takvadır. Bizden değilse tamam. Bak buraya kadar bak. Neler var ya. Ya. İşimize sekte ve hizmetimize futur vermek için onların tembelliklerinden, temperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar öyle desiselerle onları hizmeti Kur'an'dan alıkoyuyorlar ki haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Ta ki hizmeti Kur'aniye'ye vakit bulamasın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanıp hizmete karşı gaflet gelsin ve hakeza. Emirdağ 125'te diyor ki genç kızlar musallat ediyorlar. Hizmet eden öğretmenlere, talebelere, şunlara, hizmet eden hepimize, gençlere hizmet edemesin diye Emirdağ'da öyle söylüyor. Genç kızlar musallat ediyorlar. Burada isim koymuyor. Barla 316'da bir şey var. Merak ettim. Atıf yapmış. Niye yapmış? Ne var burada? 316'da. Cinli şeytandan, cinlerin Müslümanı var, kafir var. Cinli şeytanlardan ders alan insi şeytanları, dünyevi meşgaleleriyle seni bir çember içine alıp, nurlara hizmetini tahdit etmek için sezdirmeyerek perde altında çalışmışlar. Bak, daha değişik bir şey plan. Cinli şeytanlardan ders alan insi şeytanlar, dünyevi meşgaleleri. Yani cinli şeytanlardan ders almak. Şimdi mesela öteki şeytan seni biliyor. Sağa sola dolaşıyor. Işık hızıyla hareket ediyor. Senin de etrafını geliyor. Nerede yaşıyorsun? Oradaki şeytan, buradaki cin, bendeki cin, şeytan. Senin, sana geliyor. Senin etrafında olan cinler de 700 sene, 900 sene yaşadıkları için senin zaaf noktalarını, babanı vesaire her şeyini biliyorlar. Seninle münasebet kurunca benim şeytanım, senin o çevrendeki şeytana gidip hemen ışık hızıyla bilgi aktarıyor. Bana getiriyorlar. Senin zaaf noktalarını ben öğreniyorum. Yardım ediyor ya. Yardım ediyor. Ondandır ki mesela vay gaybı bildi. Ne gaybı bildi ya? Nuska muskalar da böyle oluyor. Ondan sonra cinni var. Ben şehitlerle haber alıyorum. Zıkkımı küpünü alıyorsun. Cinler mesela bizim köyde kaç yüz sene yaşar? Cinler 700 sene, 900 sene, 1000 sene yaşayan var. E senin dedenin dedesini de tanıyor. O çevreyi de biliyor. Senin cin vasıtasıyla senin kulağını okuyor. Ömer sen var ya sen dedem Tahir Paşa'ydı şöyleydi. Vay Allah nereden bildi lan? Vay be gaybı bildi ya. Ne gaybı ya? Vaka bu. Tarihi kitap okumak nasılsa onunla tarihi kitap ya. Gibi
Ondan sonra senin zaaf noktalarını, iş yerindeki ne yapıyor, ne ediyor, bir vakil ediyor. İşte seni ne yapacaklar? Ömer, ağlayan, fabrika, şey, bildiğim için söylüyorum. Araba tamiri, çoluk çocuğun zaruri rızkı için, manşeti için bir teknik yapıyor. Ama adamın zihniyeti araba tamir etmek, para kazanmak değil gaye. Dün bu dersi yapmıştık bu çarşambada. Şu, hayat mücadeledir. Hayır, hayat kendi hayatını anlam katıp hakikatini ifade etme zeminidir. Ne mücadelesi ya? Ya rızık mücadelesi veriyoruz, şey yapıyoruz. Ne mücadelesi ya? Hayat bir cidaldır. Ne cidaldır ya? Kendi hayatının hakikatini, farkındalığını artırarak Allah'a muhatap olmak ya. Ne mücadelesi ya? Kendinle mücadele edeceksin ya. Öyle bir şey yok. Ha, diyor ki cinni şeytandan ders alan insan şeytanları dünyevi meşgaleleriyle mesela bir sürü iş getiriyor. Hatta bir gün Rüştü abi çok garibinize geçecek ama dershanenin kapısını taktı falan, kapısını söktü falan tamir ederken Zübeyir abi inmiş. Ondan sonra ne yapıyorsun demiş. Abi kapıyı tamir ediyorum. Bu işi yapabilecek işçi hayatta Nurcu kardeşlerimiz var mı demiş. Var abi demiş. E sen dedi senin işini kime bıraktın dedi. Tatil ettim dedi, bunu yapıyorum. Peki sen onların işini yapınca senin işini yapan var mı? Şu anda yok dedi. Bırak onların işini, onlar sen de kendi işini yap dedi. Tuzağa gelme. Ya. O da mı cinli şeytanın tabii, tuzağı değil mi? Tabii. Hani yap diyor sana bir his. Tabii tabii his veriyor, böyle cazip şey gibi gözüküyor. Aslı masadan kaldırıyor. Uyku basıyor. Uyku yok. Tamam uyku yok. Yatar bu tekerlekli bir rahlem olsun. Yatağın yanına koy. Uyku yok değil mi? Tamam. Sabah yatamıyor. Yap Allah için. Aç şimdi. O yok. Tamam tam bir fırsat. Dikkatle bakanlar maddi ve manevi pek çok zararlar vardı. Yaktığını dağıtır falan. Okumaya başladılar sonra. Koy. Uykusu olmayana hap veriyor. Ben realiteden söylüyorum. İddia değil. Vaka. Uykun mu yok? Al sana bana hap. İlan uyuşturucu hap. Bakın uykun geliyor mu gelmiyor. Uykunu kim getiriyor? Uykunu kim kaçırıyor? Bak göreceksin. Ya ben deniyor. Denemediğimi söylemiyor. Geçenlerde aldı beni evham. Bize saldırır ama sert olur bizde. Tamam sen istedin. Tamam baktım uykum gelmiyor. Hayır o geçti. Kalktım bir kere. Namazımı da kıldım. Abdesti de aldım. Şimdi basa bas cüzüm. Yarınki cüzü şunu koyayım. Nasıl uykum geliyor anlatamam. Ama bitiremedim ben. Çünkü dayanamadım uykuya. Hani yoktu lan? Adamı tanıyacaksın kardeşim ki yönetesin onu ya. Seni bir çember içine ustadı almışlar. Nurlara hizmetini tahdit etmek için sezdirmeyerek perde altında çalışmıyorlar. Acayip. Ömer sana şey ne yaparlar biliyor musun? Bak inan bana. Bildiğim için. İş yerinde ders yapıyoruz. Ama eğer kafalarına yatarsa, işte Adnan geliyor, Salih geliyor falan. Her gün bir ders yapıyorsunuz ya dükkanda. Lan bunu ne yapalım? Ömer, kaç para kazanıyorsun Ömer kardeş? 10.000 lira. Senin için bu para mı ya? Sana 20.000 lira gel ya. Şurada iş yerinde bulun. İşte patron ol. Baş işte işçi ol. Niye? Adamın dertleri para değil. Peki niye teklif etmediler diye hatırına geliyor. Çünkü yemeyeceğini bildikleri için. Öyle o kadar da salak değiller yani. Teklif biraz uygun olacak. Yeter ki şu yeryüzünde bu ders okunmasın. Ekmek paranla çalışacaksın ama bu dersi bırakmamak adına maaşı yüksek, hizmetten geri bir hizmete geçmeyeceksin. Gaye o kardeşim mücadele değil ki ya. Hayatımız anlam kazanması için gelmişiz. İnan bana. Ben şimdi çalışırken bana ne teklif edeceksin daha cazip ki ben o araştırmamı bırakayım. Televizyonlarda bin milyonlara. Hatta ben enfusi dersleri, haritalı dersleri şimdiki insanlara yapmıyorum ki ben. Abi anlamıyorsun senin için yapmıyorum ki dedim. Elhamdülillah kesti yani. Ya bu dersleri yapıyorum kardeşler. Ama ben haritalı dersleri bunları şimdiki insanlara yapmıyorum ki. Gelecekte üniversitede bunlar olacak. Tüm o gayretsiz insanlar demesinler diye. Bu Risale-i Nur'daki o hakikatlere zaman ayırmasınlar. Kafama bassınlar. Gelecek nesil evlatlarımız bassın. Bunları malzeme yapsın. Bunlarla uğraşmasın. Daha üste çıksınlar Risale-i Nur'un. Daha derin manalarına geçsinler. Tembellik. Ne ya bu tembellik ya? Ne tembelliği ya? Bırak gayret et ya. Bir şey kalmadı ki. Uyumaya sebep arama. Yemeği daha fazla yiyeyim diye, iştah açıyor diye biber koyma. Az yemeye sebep ara. Çok yemeye sebep arama. Uyumak için sebep arama. Uyumamak için
Ama gaflete de alacaksan uyumak evladır. Ya adam niye biberi yok? Abi daha iştah alıyoruz. Lan biz iştahımız geçsin diye uğraşıyoruz. Adam iştahım gelsin diyor. Aa uyuyayım diyor. Lan biz uyumamak için sebep arıyoruz. Ya. Lan bu dünyaya uyumaya mı geldik ya? Rüştü abi dedim ki bir gün. 20 küsur yaşındayız ya böyle ben. O şey veya 10 küsur sene yanındayım. Ya bir defa aileme göndermedi ya. Ömer bilir. Ya Rüştü abi dedim. İki hafta. Bir hafta, üçüncü hafta. Abi dedim, hiç unutmuyorum. Tam eski, birinci 15 Temmuz var ya. Orada parayla veriliyordu o zaman geçiş turnikede. Tam oradayız. Bir söyledim, bakarız dedi. Abi dedim, bir iki gün eve gitme müsaade eder misin? Bakarız dedi, 10-15 gün geçti. Oğlum ne bakacak ses yok. Bir de hatırlattık, böyle denk getiriyoruz moral iyiyken. Bakarız Hasan dedi. Birkaç hafta sonra bir daha söyledim ama üçüncü söylediğim yer tam turnikede. Hiç unutmuyorum. Orada. Dedi ki, abi dedim bir iki gün tatil için dedim yani aileme gitsem olur mu? Dedi. Yapacağız kardeş dedi, biz dinleneceğiz, tatil yapacağız. Dedi. Ne kadar sevindi, ben oldu cuma çıkın yapacağız. Biz dedi, bu dünyada dedi çalışmaya geldik, kabirde yatacağız, orada dinleneceğiz dedi. Aynen ha, yalan demiyor. Orada dinleneceğiz dedi. Kendisi... Risale-i Nur'un bal mumuyla çatılarda, opsi böyle bodrumlarda elle çevirerek Risale basılması için çalışırken annesi vefat etmiş, annesinin cenazesini gidememiş. Şimdi biz de tenkit ediyoruz. Vay annesini gidemedi. Vay. Git İmam Ebu Yusuf'a şey, İmam Muhammed Eşşeybani'ye sor. A bak annesinin cenazesi, şey babasının cenazesini gidememiş. Git İsa Aleyhisselam'a sor. Biz anlamıyoruz. Bizim kantar bir acayip. Bizim hafsalamız bir tuhaf. Neyse, dersi kısacası şudur kardeşim. İhtilat etmeyin, decdiyete girmeyin. Hak batıl olan yerde decdiyettir. Hak batıl karma olmasın, net olun. Hizmet edeceğim namı altında hizmete muhtaç olmayın. İtfaiyecilik yapayım derken itfaiyeye muhtaç olmayın. Hizmet edeyim diye gidenlerin, vakıf olup televizyonlara çıkanların istisnasız hepsi evlendiğini gördüm. Duman ediyor. Hak ve batılla hizmet edilmez. Allah Resulü'nün hayatı bellidir. Ustadımızın hayatı da bellidir. Hizmet namı altında ayağınızda karpuz kabuğu koymasınlar. Hakla batıl ayrı olsun ki vicdanlar inkişaf etsin. Ey kardeşlerim dikkat ediniz. Vazifemiz kutsiyedir. Hizmetimiz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Bir daha. Ey kardeşlerim, dikkat ediniz, vazifeniz kutsiyedir, hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Ya yellezine amenu, amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve tekullahi leallekum tufluhun. Ve la teşteru bi ayati semenen kalila. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtene inneke entel alimun hakim. Allahümme salli ve selim ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümiyil habibil alemil kadril azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve selim amin velhamdülillahi rabbil alemin.